kimi inadından, kimi hatıralarından kopmamak için, kimisi de daha fazla para sevdasından, bazı ev sahipleri evlerini satmamak için o kadar direniyorlar ki etraflarını binalar sarsa da yerlerinden kıpırdamıyorlar. Şimdi bunlardan birkaçını görmek için videomuza geçelim. Duymayan Kalmasın kanalına hoş geldiniz. Evlerini satmak istemeyen 3 yaşlı insan, satmayı reddettiler adlı video ile sizlere iyi seyirler diliyorum. ...2009 yapımı Walt Disney'in Yukarı adlı animasyon filmini belki hatırlarsınız. Milyonlarca kişi tarafından keyifle izlenen bu film hakkında çok bilinmeyen bir gerçek ise aslında bu filmin gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenmiş olduğuydu. 84 yaşındaki Edith Macefield, evini yıkıp alışveriş merkezi yapmak isteyenleri geri çevirince bir anda halk kahramanı haline gelmişti. Şirket yetkililerinin teklif ettiği 1 milyon doları reddeden Macefield, anılarını hiçbir şekilde satmayacağını açıklamıştı. Kadının inadını kıramayacağını anlayan şirket, evinin çevresinden dolanan yeni ve dolambaçlı bir inşaat planı yapmaya karar verdi. Bu karar Macefield'ın evini kentsel dönüşümün maddi gücüne karşı direnişin sembolü haline getirdi. Bu mücadele sırasında evini satın almak isteyen inşaat şirketinin sorumlusu Barry Martin ile arasında zamanla sıkı bir dostluk gelişti. Kadın 87 yaşında pankreas kanserinden öldü. Son zamanlarında yanında evini satın almak isteyen inşaat şirketinin sorumlusu Barry Martin vardı ve asıl sürprizi ölümünden sonra yaptı. Çünkü evini Barry'e miras olarak bırakmıştı. Otoyolun ortasında kalan bu ev, Lou Bogan adlı bir adama ait. Yetkililer evin sahibi olan yaşlı çifte belli bir miktar tazminat karşılığı evin yıkılmasını teklif etti. Fakat önerilen parayı yeni binanın inşası için az bulan çift bu teklifi reddetmişti. Yol yapımı için yıkılması planlanan evi boşaltmaya inat eden yaşlı çift burada yaşamaya devam etti. Yetkililer de inat ederek yolu evin etrafından geçirdi. Böylece tamamen yol ortasında kalmış yarı yıkık bina komik bir görüntü ortaya çıkmasına yol açmıştı. Ancak yol ortasında kalan binanın dünya basınında da ses getirmesi üzerine Çinli yetkililer yeniden harekete geçti. Yetkililer sonunda yaşlı adamı ikna ederken binadaki son ailenin de evi boşaltmasıyla dozerlerle evi yıktı. Bazı Japonların gelenek ve göreneklerine aşırı düşkün olduklarını biliyoruz. 60 yaşındaki Noriko adında bir kadın da tüm hayatını gelenek ve göreneklerine uygun olarak bir çiftlik evinde geçirdi. Tarım yaparak da yaşamlarını sürdürdüler. Çiftliklerinin olduğu şehir Tokyo'ya çok yakın bir yerde ve buraya yeni bir havaalanı inşa etmeye karar verildi ve tam da kadının evinin olduğu arazi üzerine. Ancak Noriko ve ailesi evlerini satmak istemediler. Hatta Japon yetkililer uçakların çok fazla gürültü çıkaracağını söyleyerek ikna etmeye çalışsalar da bir türlü başaramadılar. Evlerini satmayan ailenin yanına havaalanı bir şekilde inşa edildi. Aile yaşamımızda pek fazla bir şey değişmedi. Sadece çok fazla uçak görüyoruz diyorlar. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer kanallarımıza da abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Etraflarını binalar sarsa da yerlerinden kıpırdamıyorlar. Şimdi bunlardan birkaçını görmek için videomuza geçelim. Duymayan Kalmasın kanalına hoş geldiniz. Evlerini satmak istemeyen 3 yaşlı insan, satmayı reddettiler adlı video ile sizlere iyi seyirler diliyorum. ...2009 yapımı Walt Disney'in Yukarı adlı animasyon filmini belki hatırlarsınız. Milyonlarca kişi tarafından keyifle izlenen bu film hakkında çok bilinmeyen bir gerçek ise aslında bu filmin gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenmiş olduğuydu. 84 yaşındaki Edith Macefield, evini yıkıp alışveriş merkezi yapmak isteyenleri geri çevirince bir anda halk kahramanı haline gelmişti. Şirket yetkililerinin teklif ettiği 1 milyon doları reddeden Macefield, anılarını hiçbir şekilde satmayacağını açıklamıştı. Kadının inadını kıramayacağını anlayan şirket, evinin çevresinden dolanan yeni ve dolambaçlı bir inşaat planı yapmaya karar verdi. Bu karar Macefield'ın evini kentsel dönüşümün maddi gücüne karşı direnişin sembolü haline getirdi. Bu mücadele sırasında evini satın almak isteyen inşaat şirketinin sorumlusu Barry Martin ile arasında zamanla sıkı bir dostluk gelişti. Kadın 87 yaşında pankreas kanserinden öldü. Son zamanlarında yanında evini satın almak isteyen inşaat şirketinin sorumlusu Barry Martin vardı ve asıl sürprizi ölümünden sonra yaptı. Çünkü evini Barry'e miras olarak bırakmıştı. Otoyolun ortasında kalan bu ev, Lou Bogan adlı bir adama ait.
Yetkililer evin sahibi olan yaşlı çifte belli bir miktar tazminat karşılığı evin yıkılmasını teklif etti. Fakat önerilen parayı yeni binanın inşası için az bulan çift bu teklifi reddetmişti. Yol yapımı için yıkılması planlanan evi boşaltmaya inat eden yaşlı çift burada yaşamaya devam etti. Yetkililer de inat ederek yolu evin etrafından geçirdi. Böylece tamamen yol ortasında kalmış yarı yıkık bina komik bir görüntü ortaya çıkmasına yol açmıştı. Ancak yol ortasında kalan binanın dünya basınında da ses getirmesi üzerine Çinli yetkililer yeniden harekete geçti. Yetkililer sonunda yaşlı adamı ikna ederken binadaki son ailenin de evi boşaltmasıyla dozerlerle evi yıktı. Bazı Japonların gelenek ve göreneklerine aşırı düşkün olduklarını biliyoruz. 60 yaşındaki Noriko adında bir kadın da tüm hayatını gelenek ve göreneklerine uygun olarak bir çiftlik evinde geçirdi. Tarım yaparak da yaşamlarını sürdürdüler. Çiftliklerinin olduğu şehir Tokyo'ya çok yakın bir yerde ve buraya yeni bir havaalanı inşa etmeye karar verildi ve tam da kadının evinin olduğu arazi üzerine. Ancak Noriko ve ailesi evlerini satmak istemediler. Hatta Japon yetkililer uçakların çok fazla gürültü çıkaracağını söyleyerek ikna etmeye çalışsalar da bir türlü başaramadılar. Evlerini satmayan ailenin yanına havaalanı bir şekilde inşa edildi. Aile yaşamımızda pek fazla bir şey değişmedi. Sadece çok fazla uçak görüyoruz diyorlar. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer